Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kıynamsız dıktınlar ekranımız olsun. İstanbul'da Xitay'nın ceza lagırı temesi de çok kölemlik yığın uyuşturuldu. 7. sentyabr şənbə günü keçdə İstanbul Kaya mehmanxanasında Xitayning jaza lagerdagi vahşilik başlama qilingan çoğ ko'lamlik uchrashuv yig'ini ochildi. Yig'in Sharq Turkiston tashkilotlar birligi va Ma'arif jamiyatining o'rinlashtirishi bilan ochilgan bo'lib, yig'inga texi yaqinlik Xitayning taklifi bilan Sharq Turkistonga ziyoratga borgan va Xitayning hili nayranlariga aldanmasdan jaza lagerlarini dovzaxning naq o'zi deb baho bergan Albaniyalik tadqiqotchi va muxbir doktor Olsi Yazici efendi. Amerika Alem Katnaş İdaresi NASA'nın optiki injineri Dr. Erkin Sıdık, Uygur İnstitutu Reisi ve Dünya Uygur Kurultayı Muavin Reisi, Strategi Mütexassisi Dr. Erkin Ekrem. Dünya Uygur Kurultayı İcraiye Komiteti Reisi Ömer Kanat, Sabahattin Zaim Üniversitesi Okutukçisi Dr. Burhan Uluğyol, Uygur Faaliyetçi Roşan Abbas Hanım, Dr. Rişat Abbas Katarlık alımlar katnaştı. Yığın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve işki devletinin istiklal marşı bilen başlandı. Yig'inning riyosatchiligini Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon apandi qildi. U oldi bilan bu qatimqi yig'inni uyushtirishdagi maqsadni so'zlab o'tdi va doktor Olsi Yazigidan boshlab dunyoning har qaysi joylaridan kelgan barliq mehmonlarga alohida rahmat aytdi. Mushinda tashkilotga tizilib, tut ko'zini mushinda qavada qaylab turgan mushin millatni ko'rayotdi. Demakki biz har qushlarda yig'ilmaymiz, davom etamiz. Bizni butun dunyo qo'llaydi. Biz bu sevdanı taşlamayız. Hep davayımızı taşlamayız. Hakkımızın isteğini, hakkımızın yolda iliş arzu ümidimizi taşlamayız. Ve inşallah dünyanın o köz getiririz. Dünyanın o köz getiririz. Bunu kırıklar sizimiz kerimdaşlarımız. Kerimdaşlar, bana mümkün ki bu güzel, bu güzel resim, bu güzel vaziyette dava kılışka ihtiyacımız var. Şerbi Türkistan davası şu davranış şikayetleri noktalarda gün tertip girişi ve oyunu girişi için Şerbi Türkistan siyasetinin siyasi herkesinin intihayın kuşluk barışı bekliyor bak arkadaşlar. Terimdaşlar doğru dünyasında Şerbi Türkistan'la emini cevaplarımız, kurışımız devletten terimdaşlar başta siyasi herkesinin kuşluk barışına zorlamak. Siyasi hareketi kuşluk olmadan hiç kanda dava hiç çıkılamaydı. Meyli dalga, meyli dalga bir tane şokunu üzülmeydi. Siyasi hareket kuşluk uğraştık. Dünyanın hem yerde devletlerden takdirini belirleydi Allah. Mescidlerini her konuduğundan bozulganlar siyasi oyunlukta siyasi şirayeti belgeler. Siyasi şirayeti belgeler kuruş çıkarıp kuruş noktası. Bunun için biz bu şerefi Türkistan tarafı teşkilatlarımızı kuşlandırışımız gerek. Keyin doktor Olsi Yazici doktor Burhan Uluğyol'un tercümanlığında Şarkı Türkistan ziyareti cereyanında körgenlerini tepsili sözler verdi. Ve Xitay vatanımızda icra kılıp atkan vahşi bastırışının bugün yeryüzünde uxşi tepilişinin mümkün emestikini bildirdi. Arkadan doktor Erkin Ekrem, doktor Erkin Sıdık, Ömer Kanat, Roşan Abbas Hanım katarlıklar birbirlep halkımızga xitap kıldı. Onlarının canlı xitabi xalqimizga hayajonli minutlar yaşattı ve onlarının kalbide qalbiga bo'lgan ümitni kuchaytirdi. Faoliyatga mingdan ko'p kishi qatnashgan bo'lib, doktorlarning so'zlari pat-pat xalqimizning qizg'in olqishlari orasida uzilib qoldi. Faoliyatga yana Turkiyadagi cho'ng partiyalardan Millatchi harakat partiyasi va İyi partiyadan vakillar qatnashdi. Faoliyat oxirlashishdan burun jamoat arbobi hurmatli Abduqodir Yapchan apandi xalqimizga xitob qilib, ularının kalbiki bulgan işencini tihamı aşırdı. Kıhtan çıkını dövbek bulunduğu bu siyasi irada gelinir. Sizin işe bir mislik daha alır başlayın. Diğerler bulmayın.
Ne bulmaydı bunun balısı? Neymiş kullanmaydı ki? Ah Xtay burdalarla karıştırıp alır. Ne anladın? Ah Xtay burdalarla karıştırıp alır. Ah bu işin bozulmaz tutmuşu kadar bu maydanın solu alır. Maydanın Xtay'ın piyasa çıkıldı. Hakiz bir Ali Rohma, malum ildikçe jundudun mu paskını bir rohma döker bu markızın neyizin mağdurları neyse sosyalcının tüzündeyken bir sersete yalvan var. Xtay diken yap yüzü bir yalvan kezzat diken bulundu. Şunu mu ben böyle? Ahtar komünist makbulu teyze, yalvancının yalvancısı, kezzatın kezzatı, umutsuzluğun umutsuzluğu, şerefsizliğin şerefsizliği, ahlaksızlığın ahlaksızlığı bu. Doğumlar, bu düşmeni kalkta bir gün nefret kılmayı yazsanlar, hata yapmamıyorsunuz. Yığın ahırda cesur muhbir ve tetkikatçı Doktor Olsi Yazıcı Efendi'ye bütün cemiyetler tarafından tayyorlanğan hediyeler birbirlep taqdim qilindi ve yığın intayin cüşkün keyfiyet içinde ahırlaştı. Yığın başlanıştan burun mihmanxana aldıdaki bayraklar içindeki Xitay bayrağının eğilip taşılınıp, ornığı Şarkı Türkistan bayrağının esilişi ictimai uçur bastırdı kan gulgul qozğıdı. Hatta bu görünüşler Hong Kong'daki namayışçılarının Xitay elçixanası aldıdaki bayrağını eğilip taşılığındaki görünüşler bilen birlikte tarih edilip, tihimi köp ingaz qozğıdı. Amerika'nın Janubi Koreya'da turuşluk baş elçisi Xitay'ını Uyghurlar hakkıda tanqidledi. Maldivis aralarında ötküzülgen bir xalqara yığında Uyghur meselesi, Xitay'nın bir belvağ bir yol planı ve Janubi Deniz meselesi Amerika diplomatı bilen Xitay diplomatı oturusunda münazirge sebep oldu. Yığında Amerika'nın Janubi Koreya'daki baş elçisi Hari Haris, Xitay'ın Uyghurlarga tutkan muamelesini, onun bir belvağ bir yol planı ve Janubi Deniz'deki kengayimişçilikini tanqidledi. Hindistan'daki Asya Xalqara Xabarlar Agentliğinin bildirişçe baş elçi Haris'ın sözü yığını qatnışıvatqan Xitay diplomati Wei Hongtian'ın inkasını qozğan. O Xitay rejiminin yuqurqı meselelerdeki meydanını aqlaşqa mecbur bolğan. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da 3 milyondan artıq Müslüman qamalğan yığıveliş lagerlerini terrorluq ve radikallıqa qarşı atalmış kespi texniki tərbiyeləş mərkədleri dep aqlap gelmekte. Asiya Xalqara Xabarlar Agentliğinin aşkarlaşı, iki diplomatın talaş tartışı 4-cisinde bir günü ötküzülgen Hindi Okyan yığınıdı yüz bergen. Yığında baş elçi Hari Haris Uyghur meselesini tilge elip, Xitay'nın Uyghurlarga tutkan muamelesi, onun bir belvağ bir yol planı hem Janubi Deniz'deki kengayimişçilikini tanqidlegen. Xabarda qeyd qilinishicha, o Xitay rejiminin Angliyaga Hong Kong meselesini bergen sözü de ve Dünya Savdo Teşkilatı'na bergen kişilik hukuk vaadleri de turmaqallığını tekitlep, mana bu bizden Hindi Tinji Okyanı'nda manevr küçü ve hükümdarlık asasıdaki taşkı siyasetini enik ret kılıp, onun ornığı öz ara hürmet, tan beraberlik ve adil almaştırışın tekitleşimizdeki sebepdir. Siz bu kımmet ölçümünün terik etili vatkallıkı, Xitay'nın Uyghur Müslümanlarına, Xitay'nın garibideki öz pukralarına kandak muameli kılı vatkallıkını körü vatimiz diyen. Haberde Xitay diplomatının bununla nimedep cevap bergeliği çüyendirilmegen. Lekin Amerika diplomatının Janubi Deniz hakkındaki sözlerine Xitay'ın Janubi Deniz'de talaş tartışsız egelik hukuku barlığını tekitleyen. Baş elçi Haris, biz Janubi Deniz'den mutlak köp kısmının Xalqara Deniz ikkallikige işinimiz. Xitay'ın Janubi Deniz'den otturusuğa kumdan saddicin sepili yasışı kanunsiz degen idi. Xitay Hong Kong'daki namayışlarını toxtışqa çaresiz kalmaqta. Xitay'ın Hong Kong alahidi memur rayonundaki namayışlar Xitay rejiminin tutkularını Xitay'a qaytırıp beriş kanun teklifini əmeldin kaldırdığalıqını elan kılgalıqı qarmasın üzlüksüz devamlaşmaqda. Hong Kong valisi Carrie Lam gerçi kanun teklifini tuluq əmeldin kaldırdığalıqını cakarlıqan bolsa mı, namayışçılar başka barlıq talepleri tuluq kandırılğanğa kadar namayışlarını devamlaştırdığalıqını bildirmekte. Hong Kong Xalqara aerodromida namayış ötküzmekçi bulgan namayışçılarının tirişçallıqları texımı yükselmekte. Alaqadar mesullar bununla karata aerodrom yoldaki bexaterlik tedbirlerini texımı aşırıp, namayışçılarını tosup kilişki tirişmaqda. Aerodromga kitibatkan avtobuslardaki yolucularının somkilerini tekşürüşler küçü etildi. Bazı yolucularının somkisinin maske çıkkallıqı sebepidin nazaratke elindi. Aerodromga baradığan tiz süratlik poizinin katnaş qitim sahne tövelletildi. Ve fakat birli bekettin yolucu elinişiği ruhsat kılındı. Sakçılar poiz istansıda aeroplan belti bolğallarınanla poizgi minişiği ruhsat kılmaqda. Gərbi Xitay ətigəlik kezinin xəbərgə asaslanğanda aerodromğa baralmağa nurğulluğa namayışçılar
Şehirnin her kaysi caylardaki çoğun soğudu saraylarda sakçı ponkitleri aldı da ve poiz istansılarda namayişlerini devamlaştırmakta. Poiz istansılarını başkurduğun MTR şirketi tabi soğudu saraylarına karab yüzlenigen namayişçilerine sakçılar müdahale kılıp poiz istansılarını takıp aldı. Mongkong sakçı idarısının aldı da namayişçiler ot koyup narazılık bildirdi. Ot öçürüş adreti otunu öçürüp aldı. İyon eydin buyan üzlüksüz devamını şivatkan namayişlerde kanun teklifinden tutuk emelden kaldırılışıdan başka yana namayişçilerine zoravallı kılgan sakçılar hakkında tekşürüş başlaş, nazaratke elinigen namayişçilerine umumiyüzlük keçürüm elan kılış, namayişini kozgılan dep ayıplaşını toktutuş ve Hong Kong'da derhal siyasi islahatlarını yoluk koyuş talep kılınmakta. Hong Kong'daki namayişçiler Donald Trump'a çakırık elan kıldı. Hong Kong'daki namayişçiler Donald Trump'a çakırık elan kılıp Hong Kong'u azat kılgın digen şuarlarını tonladı. Hong Kong Radyo Televizya İdaresi yüzligen namayişinin Hong Kong İsland rayonundaki charter bağışçısının Amerika'nın Hong Kong'da duruşluk elçihanesine karab yürüyüş kılgallıkını haber kıldı. Yürüyüşte kollarına Amerika bayraklarını götürüşken ve yüzlerine maske takıp alan namayişçiler Amerika Prezidenti Donald Trump'a çakırık elan kılıp Hong Kong'u azat kılgın digen şuarlarını tonladı. Namayışçılar yana Amerika'ya karatkan halda Hong Kong kişilik hukuk ve demokratiya kanununu palatanın tasdikinin ötküzüşü lazımlıkın talep kıldı. Hong Kongluk namayışçılar tasdiklenişin talep kılıvatkan mezkur kanun, Hong Kong'u soğudu eksport ve sanayet sahasına dair özgücülükler cahette alahide muamili kılınışı ve şehrinin yüksek autonomiya kanununun kaydedin közden keçirilişi, şundaklı 1992 yıl tüzülgen Amerika Hong Kong siyaset kanununun ıslah kılınışını öz çıgalıdı. Nöbete Amerika'nın Hong Kong için yol koygan alahide muamilesinin devamlışı için her yeli rayonun autonomiya hukukunun tuluk icra kılını vatkallıkını ispatlaşını mecburi halkı keltirgen Hong Kong siyaset kanunu, Hong Kong kişilik hukuk ve demokratiya kanunu bilen yakşılanan ehvaldala, andın Amerika hükümeti Hong Kong'daki emeldarlarına karşı embargo yürgüzeliydiğen buludu. Hong Kong valisi Carrie Lam müşahapte içinde kanun teklifinin tuluk emelden kaldırıldığallıkını cekarlıgan bosumu, bırak namayışçılar Lam'nın bayanatının yeterlik emeslikini ve barlık taleplerinin tuluk kandırılışı lazımlıkını talep kılmakta. Amerika Taliban bilen devamlı şivatkan tınışlık müzakirlerini tonlattı. Amerika Prezidenti Donald Trump Afganistan'ın paytaxtı Kabul'daki hücumda bir Amerika askerinin mi ölgenliği sebebinden Taliban bilen devamlı şivatkan tınışlık müzakirlerini tonlatkallıkını ilan kıldı. Trump, Afganistan Prezidenti Ashraf Ghani ve bazı Taliban rehberleri bilen Camp David'de bugün ötküzüşü planlanan müzakirlerini emelden kaldırganlıkını cekarladı. Donald Trump, özünün oranını küçeytiş üçün kılınan bu hıl hücumlarının kargı gelmeydiğallıkını ve Taliban'ın bu hücum arkalık öz kol ilikideki evzelliklerini yoktup koygallıkını etti. Trump, Twitter'daki uçuru diyene mundak dedi. Bu şuncu muhim tınışlık müzakirleri boyunca eğer uruş tohtışkırı ayı kılmay, 12 begunah insanın cinigi zamin bolalığan yerde, demek ki bular birer kilişim üçün müzakere ötküzeligidek kudretke ige emesken. Yani kancı 10 yılgıcı uğruşunu devamlaştırışını arzu kılışıdı. Afganistan Prezidenti Ashraf Ghani'nin Amerika bilen Taliban otursu devamlaşvatkan müzakerelerini sökbetleşiş üçün Amerika'ya kılıdığan ziyaretimi keçiktirilgeliki tünügünki Amerika metbuatlarıda haber kılınan idi. Aldınca ayıpta 9. nöbetlik tınışlık müzakirlerini tamamlayan Amerika'nın Afganistan alahide vekili Zalmay Halilzad kilişim tekste hakkında Prezident Ashraf Ghani'ye malumat bergen idi. Zalmay Halilzad Kabul'da bir hususi televizya kanalına bergen bayanatıda Taliban bilen aylardan buyan devamlı şivatkan müzakirlerden keyin bir kilişim planı imzalanğanlığını. Amerika'nın 135 gün içinde Afganistan'daki 5 harbi bazasını takıp 5000 askerini çekindirdiğanlığını ilan kılgan idi. Afganistan'dan paytaxtı Kabul'da aldın kayıptı çet el elçihanları bar bulgan rayonga yıkın cayda bombu kaçılanan bir minibus partılap, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı NATO kısımlarda vazife ötevatkan iki askerini koşkanda cemi 10 kişi ölgen idi. Amerika Baş Soğudu Meslehatçisi Soğudu Sökpitedeki muhim şartlarda Xtay'a herkiz yol koymaymayız dedi. Amerika Avazı Toru'nun bugünkü haberde bildirilişçe Amerika Prezidenti Trump'ın baş soğudu meslehatçisi Peter Navarro soğudu sökpitedeki red kılınan meselelerde Xtay'a herkiz yol koymaydıqanlıqını bildirdi. Tünügün muhbirlarının ziyaretini kabul kılgan Navarro Amerika'nın keyingi qetimlik soğudu sökpitedin kütülüğalları hakkıda toxtaldı. O bu yıl 5. aydaki Xtay bilen bolgan soğudu sökpitede 150 betlik kilişimden tüzülgenlikini
her qaysi masallar va inchki xalqlar to'g'risida tafsili to'xtalganligini, ammo oxirida Xitoyning bu kelishimiga xiloflik qilib yenib olganligini bildirdi. Bundan burun Tramp mo Xitoyning bu kelishimdan yenib olganligini tanqid qilgan. Ammo Xitoy taraf buni inkor qilib, oxirgi kelishim hosil bo'lmaguncha kelishim hisoblanmaydiganligini, shundaqla iqtisodiy tuzilmani o'zgartirish oldingi shartini hargiz qabul qilmaydiganligini bildirgan. Navarro yana savdo urushi masalasida Xitoyning butun mas'uliyatini o'z ustiga elishi kerakligini ta'kidlagan. Shundaqla Trampning 2.5 yildan buyon Amerikaning Xitoyga bo'lgan tushunchasini o'zgartirganligini, uning Xitoyga qaratgan qattiq qo'l siyosatining har qaysi partiyadagi zatlarning va xalqning qo'llashiga erishib kelganligini bildirdi. Xitoy-Iran strategik ishbirligi o'tirg'i chiqdi. 7 avgust kundagi xabarlarga asoslanganda Xitoy Iran bilan 2016 yilda imzolagan strategik ishbirligini amalga oshirishni qaror qilgan. Bu qarorni Iran tashqi ishlar ministri Javad Zarif 8-ning 26 kuni Beijing ziyoratida e'lon qilgan. Bu qarorga asoslanganda Beijing rejimi Amerika embargolarining besimida qolgan Iranga 400 milliard dollar mablag' soldigan bo'lib, bu mablag'ining 280 milliard dollarini energiya sohasiga qolgan 120 milliard dollarni bo'lsa qizilma boyliklarga shildi degan. Amerika bilan g'arb davlatlari Iranga qarata yuqori bism strategiyasini qo'llanishi va qo'ltiq rayonlarini qamal qilib olgan bir mezgilda Xitoy butun vaziyatni o'zgartirib bir qadam bosdi. Ba'zi manbalarning xabariga qaraganda Xitoy va Tehron tunji imzosini 2016 yili qo'ygan. Bu qatim strategik ishbirligini boshlashni qaror qilgan. 25 yillik planlangan bu ishbirligida energiya va qizilma boyliklarini o'z ichiga olgan 400 milliard dollarlik mablag' soldigan bo'lib, bu raqam planlarga qarab yana ko'payishi mumkin ekan. Kelishimga asoslanganda Iranga mablag' solish planini to'xtatish va yoki tamomlangan neft va tabiiy gaz planlarida so'z haqqi Xitoy shirkatlarida bo'ladi. Shundaqla bu planda qo'llanilgan ishlamchilar texnika va boshqa ishlarda Xitoy shirkatlari oldi bilan qatnashish salohiyatiga ega ekan. Ikki davlat o'rtasidagi kelishimning muhim qismlaridan biri bo'lsa, Xitoy mablag' solgan rayonning bexatarligini saqlash to'g'risida bo'lib, bu kelishimga Xitoy mablag'ining bexatarligini qo'g'dash uchun 5000 nafar Xitoy bexatarlik qismi tomonidan qo'g'dildi. Bu qism Paris qo'ltig'ini o'z ichiga olgan Irondan Xitoyga mangan neft, tabiiy gaz va neft bilan ta'minlash uskunalarining bexatarligini saqlaydi. Bexatarlik saqlovchi va jabduqlari Beijing hukumati tomonidan o'rinlashtirildi deyilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.